Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere seçim sonrasında avantaj sağlayacak 3 sektör, 3 şirketi konuşuyor olacağız. Her sektörden birer şirket seçtiğim için aslında burada seçim sonrasında bizlere yatırımcılarına avantaj sağlayabilecek 3 tane güzel sektörü de görmüş olacağız ve bu sektörler içerisindeki en iyi şirketleri de sizler için tespit etmeye çalıştım ve bunların da isimlerini video içerisinde göreceksiniz. Önemli olan istediğim şey istikrarlı sürdürülebilir karlılığı olması, inovatif geleceğe dönük işlerde bulunması yani kısır bir grup iş içerisinde, kısır bir sektör içerisinde bulunmaması ve aynı zamanda ucuz kalması ki biz burada fırsat avantajı elde edebilelim. Şimdi bildiğiniz gibi endeksin öncelikle kısaca bir şöyle değinmemiz gerekirse endeksin tepeden %23,5 %24 civarında bir düşüş yaşadığını biliyoruz. Şimdi burada özellikle endeksi %20-25 düşüş sağlarken %40, 45, 50 düşüş sağlayabilen ve bayağı dip fiyatlara gelen şirketler oluyor. Şimdi bunlardan 3 tanesini zaten inceliyor olacağız. Ama ortak amaçları Burada dibin dibi seviyelerde olan çok ucuzlayan şirketleri bulmaya çalışmıyoruz. Seçim sonrasında avantaj sağlayabilecek. Yani seçim sonrasında dönen veya oluşan konjektürde bizlere avantaj sağlayabilecek şirketleri göreceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Aynı zamanda katıl tarafına kayıt olarak da ekstra video ve içerikleri görebilirsiniz. Şimdi videomuzun içerisindeki ilk önemli nokta buradaki avantajlar parti fark etmeksizin seçim sonrasında avantaj sağlayabilecek şirketlerden oluşacak. Yani muhalefet kazanabilir, iktidar devam edebilir. X, Y, Z hangi parti kazanırsa kazansın ortak akılla yapılabilecek senaryoların tabii ki önceden vaatler sonucunda da çıkarttığım sonuçlardan bu 3 şirket ve sektör bizim için faydalı gözüküyor. Şimdi Birinci sektörümüz ve şirketimizle hemen başlayalım. Seçim sonrası tarım politikası ve bunun da birlikte getirdiği gıda ve tarım yardımcı hisseler ön planda olacak gibi gözüküyor. Şimdi burada bizim karşımıza çıkan hisse TUKAŞ olarak karşımıza geliyor. Öncelikle biz bunların senelik faaliyet raporlarını incelediğimiz için gıda ve tarım şirketleri içerisinde hangisinde reel büyüme var, hangisinde küçülme var bunları da biliyoruz. TUKAŞ burada ucuz kalması bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Şöyle tepeden bakacak olursak fiyattaki kaybına aşağı yukarı yüzde %53'lük net bir fiyat kaybı var. İyi bir üretici olması, aşağı yukarı her evde bulunması ve bizim faaliyet raporları içerisinde tespit ettiğimiz reel büyüme bizleri bu noktada Tukaş tarafında olumlu kısma geçiriyor. Şimdi burada sektörel bir inceleme yine yapabilirsiniz. Ben her hisse için yapmayacağım ama Tukaş için şöyle kısaca bir bakalım. Gerisini siz kendiniz yaparsınız diye bırakacağım. Videonun süresini çok fazla uzatmayalım diye. Şimdi buradan hissemizi bir şurada işaretliyorum. Bakın Tukaş'ı işaretledik. Yukarıdan ne getirdiğini ne götürdüğüne bakacağız. Şimdi FK oranına baktığımız zaman 4.27'yi görüyoruz. Sektörde kendisinden daha düşük FK'da şurada Kütahya Şeker fabrikalarının olduğunu görüyoruz. Fakat burada da çok ciddi bir şekilde bakın firma değeri fabrik ve piyasa değeri satışlarda sıkıntı olduğunu görüyoruz Tukaş'a nazaran. Bunun haricinde kendisinden iyi bir FK seviyesinde olan şirket var mı? Bunu araştırmaya yine çalışıyoruz. Bu sektör incelemenin zaten nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Evet burada karşımıza ne çıkıyor? Fade gıda çıkıyor. Fakat fade gıdanın da yine firma değeri fabrik ve piyasa değeri satışlar oranının çok yüksek olduğunu ve aslında bu gelen net kârla oluşan FK'nın çok da sürdürülebilir olmadığını görüyoruz. Bunun haricinde kendisine değil, iyi değil ama rakip olarak Avod'u yine görüyoruz. Avod'un firma değeri Favio'yu de, piyasa değeri satışları da biraz daha iyi ama sektör liderine baktığımız zaman sektör liderinin açık ara tukaş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada sektör lideri olmasının nedenlerine bakmamız gerekiyor. Şirket karlılıklarını büyüttüğü halde fiyatta değer kaybı yaşıyorsa ve bu sayede çarpanlarıyla sektörün en iyisi oluyorsa o zaman bizim için avantajlı bir konjonktür vardır diyebiliriz. Öz kaynak karlılığı bir gıda şirketi olmasına rağmen %96'lara varıyor. Bu da çok güzel bir etmendir bizim için. Büyümesine baktığımızda öz kaynaksal büyümesi de fena değil. Esas faaliyet karındaki satışlarındaki net dönem karındaki büyüme de fena değil. Tabii ki burada bekleyeceğimiz önemli nokta ki düzeltiyorum. Satışlarda esas faaliyet karında ve net dönem karındaki büyüme fena değil değil. Muazzam bir büyüme var. Bu çok güzel. Fakat tabii ki 2023'ün ilk çeyreğini görmemizde de fayda olduğunu düşünüyorum. Ama bizim burada yine önemli olarak yapmamız gereken şey seçim sonrasında yeni oluşabilecek tarım politikasıyla bu işleri sağlayabiliyor olmamızdır. Burada TUKAŞ'ın herhangi bir şekilde negatif bir yönünün olmadığını fakat fiyatını ciddi kaybettiği için ucuz ve fırsat gıda tarım hisseleri arasına girdiğini görebiliyoruz. Şimdi bazı sektörlerde bazı ülkelerin kaderi bağlıdır. Ama Türkiye için baktığımızda toprakları çok verimli olmasından dolayı hızlı bir şekilde gıda politikasını, tarım politikasını devreye soktuğunda buradan sonuç alabilecek gibi duruyor. Ya örneğin baktığımız zaman dünyanın en büyük petrol satıcısı haline gelebilmek için petrokimyaya ağırlık verirsek bu pek fazla bir şey ifade etmez. Çünkü petrol rezervimiz yok. Aynı şekilde toprağımız da verimsiz olsaydı tarım tarafında ne kadar uğraşırsak beyhude derdik ama burada tarım tarafında topraklarımızın verimli olması ve yine tarımın enflasyon için büyük bir tetikleyici olması yeni gelen iktidarın veya mevcut iktidarın enflasyonla başa çıkabilmek için muhakkak surette tarım tarafında ciddi adımlar atacak oluyor olması ki bunları iki muhalefetinde iktidarında yönergelerinde paylaştığı vaatlerinde görebiliyoruz. Bizim buradan siyasetçi değil ekonomist olduğumuz için çıkarmamız gereken şey bu siyasi varyasyonların bu siyasi verilen vaatlerin nereye varacağını bizim için ne kadar yararlı olabileceğini tahayyül etmektir. Burada ilk şirketimiz bir tarım gıda şirketi olan Tukaş olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim ikinci şirketimize. Şimdi ikinci şirketimizde Ford görüyoruz. Ford Auto, zaten her zaman söylerim istikrarlı büyüme sağlayan, lineer bir şekilde ilerleyen çok güzel şirketlerden bir tanesidir. Sürdürülebilir karlılığı vardır istikrarlı büyüme sağlar, geleceğe dönük inovasyonsal büyüme sağlar. Yani bunları nereden biliyoruz? Bunları işte yatırımcı sunumlarını ve faaliyet raporlarını okuyarak biliyoruz. Drone teknolojisine gidiyor mu? İnsansız taşımacılık yapabiliyor mu? Elektrikli kamyonetleri taşımacılıkta kullanabiliyor mu? Üretimleri ne durumda? Bunların hepsini bilmek yani bugün bunları konuşuyor biliyor olmak için 300-400 sayfalık okumalar gerçekleştiriliyor. Bunu bırakmayacağız. Reel büyümesi kuvvetli ve güçlü sağlam bir yönetimi olması da bizim için çok önemlidir yıllardır başarılı gidiyor ve şu anda tepeden baktığımız zaman tabii ki endeks kadar yüksek bir değer kaybetmedi ama %17-17.5'luk bir değer kaybıyla güzel seviyelere geldi. Burası Ford Auto için artık kademelenebilecek seviyeler olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda 494'leri görüyoruz. Daha daha dibe baktığımız zaman 450'leri görüyoruz ama ben buraya pek geleceğini mümkün görmüyorum. Ford Auto'nun buradan yönü yukarı doğru evrilecektir gibi duruyor. Yani yönetim kadrosu güzel. RG inovasyon tarafı gayet mantıklı duruyor. Bunun haricinde şirket istikrarlı sürdürülebilir bir Büyüme sağlıyor. Endeksten dolayı bu ucuzlamaları da muhakkak suretle Fortoto'ya pozitif yansıyacaktır. Zaten bilançosuna baktığımız zaman bilançosunun gayet iyi şekilde devam ettiğini görebiliyoruz. Özellikle de konjöktürün bu kadar zayıf olduğu durumlarda yani hem ihracat Türkiye'nin biliyorsunuz Fortoto Türkiye'nin tüm şirketler dahil en çok ihracat yapan şirketidir. İşte dövizin şu anda baskılanması veya eder fiyatına ulaşamaması şirketin karlılığını negatif etkiliyor. Zaten gördüğünüz gibi satışlardaki büyümede bir sıkıntı yok. Ama burada kara döndüğü zaman bunlar negatif ister istemez etkileniyor. Seçim sonrasında dövizin biraz da eder fiyatlara gelecek olması ve aynı zamanda şirketin yıllardır sürdürülen bir büyümesiyle birlikte iyi seviyelere geleceğini düşündüğüm bir diğer şirket olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle de kuvvetli ve güçlü bir yönetim kadrosu var. Bu çok önemli bir noktadır. Şirket iyi yönetildiği sürece reel büyümesi sağlandığı sürece sürekli olarak yukarı doğru gidecektir. Gelelim bir sonraki şirketimize. Şimdi burada mutlaka eklenmesi gereken bir sektör özellikle de iktidar veya muhalefet hangisi olursa olsun yine vaatlerine baktığımız zaman arge, yazılım, teknoloji ve katma değerli mal üretimi üzerine oldukça yoğunlaştıklarını bu tarafta işte belli bir üniversiteler araştırma üniversitelerine çevirme işte yapılan yeni teknolojik ürünler savunma sanayiden tutun da teknolojiye kadar çok ciddi bir şekilde tüm siyasi partilerin ortak görüşü şudur ki teknoloji inovasyon katma değerli ürün bütün dünya ülkelerinin geleceğini oluşturuyor. Yani bugün Amerika'yı Amerika yapan her zaman söylüyorum. Tesla'sıdır, Facebook'udur, Google'ıdır, Walmart'ıdır, Apple'dır. Bunlar olmadığı zaman Amerika Amerika olmuyor çünkü bunlar trilyon dolarlık şirketler En son 3-4 trilyon dolar bir Piyasa değerine ulaşmıştı 3-4 trilyon dolar Çoğu ülkenin milli gelinin birkaç katı Demek ki burada tüm dünya ülkeleri olduğu gibi Türkiye'de geleceğin teknolojide yazılımda olduğunu öngörebiliyorsa burada iyi iş yapan ve projeleriyle reel büyüme sağlayan aynı zamanda da ucuz kalarak fırsat oluşturan bir şirket bulmamız gerekiyordu. Ama burada şu ayrımı iyi yapacağız ki hemen şirketimizi de açayım. Bizim burada istediğimiz şirketin yazılım projesi yapması lazım. Bilgisayar parçası satma, distribütörlük değil. Burada karşımıza ar çıkıyor. Özellikle de fiyat olarak baktığımız zaman bakın tepede 12 liralardan aşağı yukarı dipte 6,5 liralara geliyor. %50 net bir değer kaybı olduğunu görebiliyoruz ADEZ'inin. Demek ki bu bağlamda bizim için Önemli arge çalışmaları yapan yazılım projesi üreten ve şu anda fırsat olabilmesi için de ucuz kalmış bir yazılım şirketinde bu üçlünün içerisine mutlaka almamız gerekiyordu çünkü seçim sonrasında yine avantaj sağlayabilecek şirketlerden bir tanesi haline geliyor. Hemen bakalım. Tabii ki ilk 2023'ün ilk çeyrek bilançosu gelmemesi burada negatif bir durum. Lütfen siz 2023'ün ilk çeyrek bilançosu geldiği zaman onları da kontrol edin. Burada öz kaynak büyümesinin gayet iyi olduğunu, satışlarını esas faaliyet karını ve net dönem karındaki gayet iyi büyümesini görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığına baktığımızda %55'lerden %64'lere bir çıkış söz konusu. Bu da gayet güzeldir. Çarpanlarına özellikle baktığımız zaman ki lütfen sektörel analiz yapmayı ARDYZ içinde unutmayın. Çarpanlarına baktığımız zaman bir yazılım şirketine göre çok çok ucuz çarpanlara sahip olduğunu da bu noktada görebiliyoruz. Toptancı distribütör yazılım teknoloji şirketleri kıvamına geldiğini görebiliyoruz. Burada ARD Grup bilişim teknolojileri de yine hem ucuz kalmasıyla hem yazılım tabanlı iş yapmasıyla bizim seçim sonrasında avantaj sağlayabilecek 3. şirketimiz olarak karşımıza çıkıyor. Videonun sonuna geldik. Kanala abone olarak beğeni butonuna basarak yorum atarak aynı zamanda katıl üzerine katılarak bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.